Yelken deyince ilk İstanbul'da benim bildiğim kadarından, hatırlayabildiğim kadarından 40 senelerini meşhur yelkenci Mehmet Efendi vardı. Perşembe pazarında köşede dükkanı. Kendisi kısaca boylu, ben tanıdığım zaman 60'ını geçmişti, üstündeydi. Kısa boylu, ağzında piposu, gözlükleri. 44-45 senesinde kabayöleyi yaptırmıştım. Üç arkadaş, 7 metrelik bir yelken teknesi. Sürme pena, şimdi kalmadı ya o yelkenler. Mehmet Efendi'ye ısmarlamıştık yelkeni. O sene de tesadüfen gümrükte bir trenç kotlu bez gelmiş. Onu komple almış, lacivert. Artık ondan 7 metrelik tekneye de yapardı. Zaten o en büyük tekne de 12-13-14 metre boylarındaydı o zamanlar, 15 metre. Ona da aynı bezden yapardı. Oturduğu yerde, dükkanın önünde veya içeride hemen girişte bir hatırlıyorum sağ köşede yazıhanesi vardı. Onun önünde oturup, oturduğu yerde bir taburesi vardı. Yelkeni biçerdi. Ne şekilde biçiyor, nasıl şeyini veriyor torunu ve gayet güzel de pek az ondan sonra hatalı çıkardı. Hatta bir de Selahattin diye bir makinacısı vardı. O da makinede diker, etrafını, gradinini falan dikerdi. Sonra hatırlıyorum teknemize 1950 yılında 48'de İngiltere'ye tahsile gitmiştim. Gelirken 50 yazında tatile gelirken Jackals halen çalışan bir firmadır şeyde, İngiltere'de tanınmış bir yelken firması. Ona talebe maaşı 35 sterlinken, poundken 50 pound'a biriktirdiğim parayla 50 pound'a bir takım yelken ısmarlamıştım. Tabii o zaman daha sentetik bezler çıkmamış. Mısır pamuğundan, en iyi kalite mısır pamuğundan dokunmuş yelken bezinden güzel bir takım yapıp bir o zaman vapurla geliyorduk Marsilya'dan İstanbul'a. Elimde bavul, koca bir bavul, içi yelken komple, üstünde de bir iki çamaşır, bütün şey tatilde gelişimiz buydu. Bereket gümrükte takılmadan geldi, getirdikti ve tabii o zaman müsaade falan yok. Zaten ömrümüzde dışarı gidip geldikçe tekne malzemesi kaçak olarak tabirse getirmekle geçti. Onu ilk yelkenimizi dışarıdan böyle tedarik etmiştim. Ondan sonra 65 senesinde, 65-68'de şeye giderken, dünya seyahatine çıkarken Tarsus'ta çalıştığım çikolata fabrikasında ipliğini de bezini de yaparak bir imkan nispetinde, eldeki makinelerin imkanı nispetinde bez dokumuştum iki top. Ondan rahmetli Cafer yelken, o zaman yelkenci oldu, dikiyordu. O biçti. O da onun makinesinde, eşim o da onun makinesinde dikişlerini yaptı. Sonra biz de oturduk beraber Cafer'le şey dikti, gradin halatlarını dikmiştik. Sonra dışarıdan bez getirdik. Gene tabii kaçak dakron çıktı. Bu 70'lerde, 77'de Amerika seyahatine giderken
o yelkenle gitmiştim. Hamit dikmişti. Bugün Kaya şeyin babası olan Hamit arkadaş o dikti. Gene gradinini, şeylerini hepsini kendi ellerimizle diktik. Tabii o dakron zor da dikişi. Evet. Hatırlamıyorum 80 sonlarıydı galiba. Çonli'ye erken ısmarladım da Çin. O da tabii gene adalardan birine. Hatta Rodos'a geldi. Oradan getirtemedim. Tekrar gitti. Tekrar geldi. Kos'a geldi İstanköy'e. Bir vasıtayla geldiydi o zaman. Bodrum'da oturuyoruz. Evet. İşte o günlerden sonra bugün eriştiğimiz nokta UKSS Avrupa'nın, dünyanın 12-15 ülkesine koca 25-30 metrelik veya belki daha büyük teknelerden yarış teknelerine kadar yelken yapıp yolluyor, ihraç ediyor. Nereden nerelere geldik? Görünür bu.